Piroklastik akışlar, sıcak ve hızlı hareket eden kaya, toz ve gazlardan oluşan çığlardır. Ölüm, akış güzergahında olanlar için neredeyse kesindir. Bu akışlar çok yıkıcıdır ve volkanik patlamalardaki başlıca ölüm veya ağır yaralanma sebeplerinden biridir. Dünyadaki birçok volkanda oluşabilirler. Piroklastik akışlardaki yüksek hız, yüksek sıcaklık ve büyük kayalar onları çok tahrip edici yapar. Sıcak olduğu için binalarda yangına sebep olabilir, ağır hasar yaratabilir ve hatta binaları tamamen tahrip edebilirler. Sıcak piroklastik akışların altında kalmış birçok köy ve kasaba örneği bulunmaktadır. Karayipler'deki Saint Pierre kasabası 1902'de Pele Volkanı'nın patlamasıyla yıkılmıştır. 29 bin kişinin öldüğü bu patlamadan sadece bir kişi vücudunda ağır yanıklarla kurtulabilmiştir. İtalya'daki eski bir Roma şehri olan Pompei'de bulunan cesetlerin vücut formları, Vezüv Volkanı'nın M.Ö. 79'da patlamasıyla birlikte piroklastik akışa yakalanan insanların ani ölümüne tanıklık etmektedir. 2010'dan bu yana Endonezya Sinabung Volkanı civarındaki birçok mağdur, tahliye bölgesinde volkanik aktiviteyi izlerken ya da çiftliklere çalışmaya döndükleri için piroklastik akışa yakalanmışlardır. Bazı piroklastik akışlar ormanları tamamen yok edebilir ve kamyonlar kadar büyük nesneleri bünyesine alıp, buruşturup metal topları gibi etrafa fırlatabilir. Piroklastik akışlar insanlarda ve hayvanlarda şiddetli travmaya ve yanıklara neden olarak genellikle ölüme yol açar. Bu akışlardan etkilenen bölgelerde tehlikeden korunmanın bir yolu yoktur. Binalarda saklananlar sıcak volkanik külü soluduklarında boğulmakta, ciddi yanıklara maruz kalmakta veya sıcak volkanik ürünler altında gömülmektedir. Tek gerçekçi korunma volkanın yakınlarında bulunmamaktır. Olası bir piroklastik akış tehdidi altında insanlar tahliye edilerek hayatlar kurtarılabilir. Yetkililer bölgenin tahliye edilmesini isterse derhal bölgeden uzaklaşın ve ortamın güvenli olduğu söylenene kadar da dönmeyin.